Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Bugün konumuz ne derseniz de başlıktan da görmüş olduğunuz gibi C vitaminiyle ilgili konuşmak istedim. Beni takip eden arkadaşlar biliyordur ki benim C vitamini hassasiyetim var. Yani bakıldığında aslında birçok C vitamin ürünü kullanamıyorum. Ama bu konuya geçmeden önce hemen bir C vitamini nedir, nasıl elde edilir ve kullanım amaçlı nedir ile ilgili bir anlatım yapmak istiyorum. Meyvelerden elde ediliyor. Nasıl meyvelerden derseniz, meyve sebzelerden doğal bir şekilde elde ediliyor. Gıda üreticileri bazen bu tür vitaminlerin ürünlerin içerisine ekliyorlar ki birebir besinlerden aldığımızda etkisi yeterli olmadığı için bunun yanısını bununla beraber de kullanıldığında takviye gibi düşün. Nasıl ki biz C vitamini, portakal vesaire alabiliyoruz ama cilt bakımında bu yetersiz olabiliyor. O yüzden de bizler ne yapıyoruz? C vitamini birebir yüzümüze, ellerimize, vücudumuza bununla ilgili herhangi bir içerikle bunu bağdaştırarak kullanıyoruz. Hangi ürünlerde, daha doğrusu hangi meyvelerde var derseniz, diğer meyve suları, kırmızı biber, kivi, brokoli, çilek, brüksel lahanası gibi birçok örneği bulunduğunu söylemek istedim. C vitamini cilt bakımında muhteşem bir içeriktir. Nasıl yani dersiniz? Lekeleri açmada hiperpigmentasyon olarak renk eşitsizliğini önlemede. Ondan ziyade sivilce lekelerine iyi gelmedi. Cilt aydınlatmada yaşlanma karşıtı olarak C vitaminini kullandığımızda etkinliğini görmekteyiz. Ondan ziyade güneş kreminin etkinliğini arttırıyor. Nasıl yani? C vitamini serumu mesela sürdük yüzümüze diyelim ki. Mesela şu an benim yüzümde Soltis güneş kremi var. Onun altında bir C vitamini uyguladığımda kolajenini arttırıyor. Mesela Soltis %35 olarak sanırım. SPF 35 olarak da. Aynen 35 olarak olduğu için bunu uyguladığımda %50'ye kadar bir artış gözlemlenebiliyor. Bu şekilde bakının gayet güzel bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Bahsettiğim gibi antioksidan olarak yüksek bir vitamin kendisi ve haliyle cilt bariyerini onarmada, daha doğrusu cilt bariyerini tabakasını kalınlaştırmada, yani hassasiyet oluşturmadan cildimizdeki lekelerden uzaklaşmasına, cildimize iyi gelmesine anlatabiliriz, bu şekilde aktarabilirim ben size. Ki şöyle düşünün, C vitamini tek başına güneşe maruziyeti olduğunda evet hassaslık yapabilir, sivilce vesaire yapabilir ama bunu da güneş kremiyle birleştirdiğimizde beraber yan yana olduğunda çok daha aktif oluyor ve çok daha güzel bir şey başarıyor. Yani bakıldığında antioksidan nedir? Serbest radikallerden koruma vesaire durumunda iyi oluyor ve bu ne demek? Aynı zamanda yaşlanma karşıtı, biraz önce bahsettiğim gibi demek oluyor. Bir sürü madde olduğu için bunları yan taraflara bırakırım ve aynı zamanda okumam lazım çok uzun olduğu için. Güneş kremi faktörünü arttırdığını söyledim, C vitamini artı güneş kremi olarak baktığımızda. Ondan ziyade cilt aydınlatıcı olduğunu söyledim. Antioksidan bakımından zengin olduğunu söyledim. Cildi dolgun tutmak için kolajen üretir. Özellikle 25 yaş sonrası için çok daha iyi olacaktır. Çünkü zaman zaman 25 yaş sonrasında özellikle kolajen azalıyor. Yani bu cildimizin gerginliğini ve dolgunluğunu veren moleküller gitgide azalmaya ve yere doğru yer çekimine karşı dayanamaz hale geliyor cildimiz ve yavaş yavaş sarkmalar başlıyor. C vitamini kullandığımızda ne oluyor? Hafif ilk başta karıncalanma oluşuyor zaten ve daha sonrasında bunu düzenli kullandığımızda, yani birkaç ay hatta 3 ay sonrası diyebiliriz buna, cilt kendini toparlıyor ve yavaş yavaş dolgunlaşmaya başlıyor ve bu elastikiyet dokusunu kazanmış oluyor. Yani biz aynı zamanda cildimize o kaybolmuş elastikiyet dokusunu geri kazandırmasına yardımcı oluruz. Yani gitmiş olan bir dolgunluk geri getiriyoruz bakıldığında. Kolajen arttırıyoruz burada. Yaraları iyileştirdiği konusunda araştırmalar ve bundan ziyade açık yaralar da ilk hastamız. Mesela yüzümüzde sivilce izleri, bu da bir nevi yara gibi görebiliriz, scarlar. Zaman içerisinde uzun süre bunları kullandığımızda çok daha aktif olarak ilerlediğimiz için, yani her gün ya da her gün değilse bir haftada 3 kere kullandığımızda ne yapmış oluyoruz biz burada? Aslında cildimizin yenilenmesine bir fırsat vermiş oluyoruz. Burada ne yaptığımızı söyleyebiliriz. Cilde gereken dokuyu veriyoruz ve cilt bunu işliyor. Yani bakın, işleyen bir şekilde bunu vücuda verdiğimiz o da zaman içerisinde bunu zaten bize güzel bir şekilde, bak sen bana yardımcı oldun, ben de sana bu şekilde geri dönüşünü yapıyorum diyor.
Mesela bahsettiğim gibi o şekilde söyle. Hasarlı cilt özellikle yeni oluşmuş sivil cildden etkilidir. Bunlar makalelerden bulduğum bilgiler aslında bakın. Buraya bir yere yabancı kaynak olarak Türkçe'ye çevirmiş hani ya da aşağı kısmında muhtemelen aşağıya da yapabilirim. Bunların makaleleri web sitelerini paylaşabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Erken yaşlanmayı önlediğini söylemiştik. Göz altında uygulandı ama birebir saf formu vesaire değil. Göz kalemleri içerisinde çok minik düzeylerde bulunduğunda gözaltı halkalarını ve şu kırışık bölgelerini açtığını söyleyebiliriz. Kızarıklığı azalttığını söyleyebiliriz. Ciltte az da olsa nem de veriyor aynı zamanda. Yani bu bir kuru cilt için yeterli olmasa bile yağlı ve karma cilt için yeterli olabiliyor. Uzun süre kullanım gerektiğini belirtmek istedim ve bu süre biraz sabır gerektiriyor. 3 ayı da bulabiliyor aynı zamanda. Şöyle ki en saf formu en eskorbik asittir. Şuraya bir yere ya da şuraya bir yere formlarını, türev formlarını, saf formlarını da eklerim ki daha detaylı görmüş olursunuz. Ve hani neler vermiştim aklınızda söz zaten kalmamış olur. Bunun yerine türev formlarında magnezyum, askorbil fosfat ve askorbil palmitat yani bu tarz türev halleri de bulunmaktadır. Şunu unutmayın ki o zaman ben en saf formunu kullanayım ve cildime gelsin diye bir şey yok. Her cilt hassasiyet gösterebilir. İlk başta C vitamini sivilce de kusturabilir. Ama bu sivilce kusturma olayı bir aydan sonra azalması gerekiyor. Tıpkı niyasinamitte olduğu gibi. Ama bir aydan sonra azalma yoksa ve hala sivilce durumu varsa sizin C vitamini hassasiyetiniz var. Ve kullandığınız form ağır geliyordur. Ya da bakıldığında türev formlarını kullanmanız gerekiyordu. Ya da hiçbiri size uygun olmayabilir. Bunu bilemeyiz. Yani denememiz gerekiyor. Ve bunu denerken de kesinlikle bana C vitamini yarayacak diye bir kesinlik yok. Yani her şey farklılık gösterebilir. Kişilerden kişilere değişebilir. Nasıl kullanılır konusuna gelelim. Cildimizi temizledik. Yani bu gündüz olarak varsayalım. Yani çünkü genellikle C vitaminleri gündüz kullanıldığında daha aktif içerikli olduğu için. Yani diğerlerinin aktif değil de daha iyi çalıştığı için diyeyim. Çünkü gece hassasiyeti yapabilir. Gündüze yönelik yine güneş kremi vesaire gerekiyor ama ondan ziyade gündüz yüzümüzü temizledik. Nasıl temizledik? Herhangi bir temizleyici, asitli temizleyiciler uygun olmuyor bununla beraber. Mesela bir salisilik asit temizleyici uygun olmuyor. Nasıl örnek verebilirim size? Buraya birkaç tane belki görsel bırakabilirim. Herhangi bir temizleyici. Mesela Simple. Mesela şu an yeni versiyonunu kullanıyorum. İçinde aloe vera'lı vesaire sakinleştirici içerikler olan normal bir yüz yıkamacıyla yüzümü yıkadım. Kuruladım. Kuru cilde uygulamamız gerekiyor ve tonik vesaire durumdan ziyade yani mesela bu toniği de uygulayabiliriz C vitamini olarak geçerli olduğunda. Serum uygulayabiliriz. Ya da en son aşama olarak C vitamini kullanabiliriz. Ama ilk kullanacaklık mesela toniği ya da serumu kullanacaksa cildimizin kuru olması gerekiyor ki bir anda ıslak ya da nemli cilde uygulandığında bu ürünler daha doğrusu bu içerikler cildimize kızaraklık yapabilir, ani tepkiler gösterebilir, yanma batma da yapabilir. O yüzden biz bunları kullanırken cildimiz kuru oluyor. Kuru, çok kuru olması gerekiyor. Yani mendille ya da havluyla vesaire bir şeyle, havlu genelde antibakteriyle olmadığı için genellikle peçetelerle ya da serpaklarla yüzümüzü temizliyoruz. Kuruladığımızı düşünelim. Bunu uyguladıysak buna çok gerek olmayacak. Çünkü aynı rutinde 2-3 tane C vitamini ağır gelebiliyor. Bunu uyguladık diyelim. Mesela bu da Dermoskin'in bir brightening lifting toniği, aydınlatıcı toniği. Ben bunu çok beğeniyorum mesela. İçerisinde C vitamini formu olarak türev formu bulunuyor. Ki birçok arkadaş da biraz önce bahsettiğim bir videonun başında nasıl söyleyebiliriz? Cildimin alışık olmadığı bir durum. Yani mineral yağ gibi, başka içerikler gibi benim cildim bunu sevmiyor. Hala sevmediğim bir içerik olduğu için de bu yani daha doğrusu alışamadığım içerik olduğu için ben türev formlarını da genelde deniyordum ve beğenemiyordum. Ve mesela bunu korkarak aldım aslında dedim yine sivilce çıkaracak ama çok ciddi bir şekilde baktım burada form olarak kalsiyum askorbat olarak ve %3 ya da %4'tü yani %5'in altında diye hatırlıyorum. Tamam benim kullanabileceğim bir ürün aslında bakalım. Bunu uyguladık diyelim. Hemen yorumumu da eklemiş olayım. Gayet beğendiğim bir ürün olmuştu yani tonik olarak da. Nemlendirici içeriklerle beraber niyasinamid, hyaluronik asit veya koku ekstraktı, pantenol ve C vitamini türev formu bulunuyor. Bunu C vitamini kullanamayan ya da yeni kullanan alıştırma ürünü olarak kullanmak isteyen kişiler bakabilir buna. Daha sonra ne diyoruz? Evet, yüzde uygulanması gerektiğinde karıncalanma olabileceğini söylemiştik. Ama bu ıslak şekilde uygulandığında değil. Aynı zamanda kuru uyguladık ve cildimizde bir anda tepkime geliyor. Çünkü asit değeri düşük olduğu için birazcık düşük çalışıyor yani.
diğer asit ürünlerle olduğu gibi fark gösterebiliyor arada. Böyle bir anlatım sunabilirim size. Ondan ziyade sürdükten sonra kızarıklık olabilir. Hala geçmiyorsa bu kızarıklık, 15-20 dakika sonra hala yüzünüz kızarıp beğeniyorsa yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. Bu çünkü bize hassasiyet göstermiş oluyor. Ondan ziyade kullanıma ara verilmesi gerektiğini söyleyebilirim sizlere. Ve unutulmamalıdır ki biraz önce bahsettiğim bir türev formu başlangıç için çok daha iyi oluyor. Yani nasıl ki en saf formunu kullandığımızda cildimize çok iyi gelmeyecek. Aynı zamanda en türev formu da çok az gözüküyor. Bakıldığında %3'lük, %15'lik C vitaminine göre iyi gözüküyor gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen içeriklerin hangi formda olduğuna bağlı bir durum. Yani türev ve saf formu dikkatli kullanmak gerekiyor ki cildimize hassasiyet yapmasın. C vitamini kombinasyonlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü asitlerle vesaire kullanıldığında yani iyi bir şey yapalım derken cildimizi daha da kötü hale getirebiliyoruz. Bunlar dedi nasıl olabilir bu kombinasyon derseniz asitlerle kullanılmaz. Fakat aynı formülasyon içerisinde olmadığı takdirde şöyle ki mesela atıyorum bu C vitamini serum içerisinde ferülük asitle beraber kullanıldığında beraber içinde bulunuyor. Biz bunu ayrıştıramayız. Yani kullanırken birebir kullanmış oluyoruz. Bu hem cilt bakımında beraber kullanılmasının amacı lekeleri aşma konusunda iyi olabileceğini bahsediyor ki hani burada bakıldığında zaten kendi kombinasyonunda problem olmadığı için bir araya geliyor. Bundan yana bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde kullanılabiliyor. Ama siz mesela nemlendirici uygulayacaksınız. En üstünde C vitamini sürdünüz. Üstüne niacinamid sürdünüz. İyi olabilir ama oranlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çok yüksek olmaması lazım. Neyse. Daha sonra C vitamini ile niacinamid biraz sıkıntılı içerik olduğu için çok fazla ben yan yana gelmesini doğru bulmuyorum. Ondan ziyade retinoidler, asitler, asitlerden kastım AHA-BHA'lar yani bakıldığında AHA-BHA'lar zaten ekstravasyon yapan bir asit türü, C vitamini de bir asit türü bakıldığında ve bu ikisi iki asit bir araya geldiğinde iyi bir şey yapmıyor. Dediğim gibi aynı formülasyonda olmadığı takdirde bunlar çok da doğru bir tercih değil. Benzoyl peroksit gibi biraz daha agresif diyebileceğimiz içerikler bunlara pek uygun değil. Ne olabilir? Santalist gibi, pantenol gibi ya da nasıl aloe vera gibi ondan ziyade bu tarz nem veren yani cilt bariyerini destekleyen içerikler olduğu takdirde zaten otomatikman cildimiz bunları kabul edip tam tersi cilt bariyerine onarmaya yardımcı oluyor. Ve bu şekilde biz zaten cilt bariyerimize zarar vermekten ziyade onun ilerleyişine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani güzel bir şekilde cilt bakımı düzenleyerek bu lekelerin azalmasına vesaire sağlıyoruz. O yüzden de daha iyi oluyor bizim için. Yani cilt bakımı bakın aslında bir para tuzağı mı değil. Yani herkes kullanmak zorunda değil ama kullanılan kişiler de lekelerini çok kısa sürede yani çok kısa dedim bir sene içerisinde değil de 3 ay içerisinde kurtulabiliyor. Tamamen düzenli kullanım ve birazcık da ne kadar sabırlı olduğumuzla alakalı. Çünkü bir hafta sonrasında neden bir etkisi yok deyip bırakırsak biz bunu sadece aydınlanma etkisini vesaire görebiliriz. Bu da kısa sürede görülebilecek etkiler oluyor zaten. Ve saklanma koşuluna gelirsek genellikle şöyle göstereyim size. C vitamini hassasiyetim olduğunu bilmediğim dönemlerde aldığım ikiden C vitamini göstereceğim size. Bunu biliyordum. Emin olamadım. Yine türev formdadır. Bana iyi gelirdi. Yine yüksek düzeyde olduğu için bu iyi gelmedi. Yani birkaç gün uzun süre kullandım aslında. Bakın bir uzun süreliği var ama çok çok etkili ürün. Etkili ürün ama bana yaramıyor. Çünkü neden yaramıyor? C vitamini kullanamıyorum. Mesela bakın da bunun renk koyu. Bakıldığı üzere tam belli olmuyor. Yani beyaz renkte yanı güneş ışınlarını geçirebilecek bir renkte değil. Buna bakalım. Bu da aynı mesela bakıldığında. Biri bir tık daha koyu diğerine göre. Bakıldığında bu da gayet iyi. Yani koyu şeylerde veya şöyle içeriğini geçemeyecek. Mesela bu da aynı. Bu da aynı. Ambalajda görünmeyecek şekilde ki oksidasyon olmasın. Saf formdaki C vitaminlerinde oksidasyon olur. Çünkü zaten nasıl diyeyim size en saf hali olduğu için çok kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Yani yüzümüzde uygulanması gerekiyor ve açık bırakılmaması lazım. Bu renk koyuluğuna ulaşmaya başladığında yani iyice koyulaştığında bu ürünün bırakılması gerekiyor.
Benim başka da size aktarabileceğim not bulunmuyor. Dediğim gibi aşağıya birkaç tane belki C vitaminine ait örnekler bırakabilirim. Herkes kullanmak zorunda olmadığını tekrardan belirtmek isterim. Sadece sivil lekeler, aydınlanma, yaşlanma karşıtı gibi ben bunları kullanacağım derseniz türev formlarında ve düşük oranlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Düşük orandan kastınız ne derse %5'in altında ufak ufak başlamanızı, daha sonra kademe kademe arttırmanız çok daha mantıklı olacaktır. Kapatmadan önce bunlardan kısacık bahsedeyim. Bunu ilk zamanlarda kullanmak istedim. Ascorbic asit %10 diyordu ama bu ascorbic asit olarak değil türev formda olandı. Etil ascorbic asit olarak da bunun içerisinde niacinamid, pantenol, birkaç nemlendirici içerik, dimetikon var, pantenol var, hidroklorik asit olarak geçen bir içerik var. Allantoin sakinleştirici içerikler var. Laktik asit var, parfüm var, tetrapolit ekta var. Parfüm olarak var ama çok yoğun gelmiyor mesela benim burnuma şu an. Güzel miydi? Şundan anlıyorum güzelliğini, sivilce yapıyordu sanırım. Ben bu tarz ürünlerde sivilce yaptığını daha iyi anlıyorum çünkü kullanamadığım bir şey olduğu için. Hani etkinliği yüksek ki bu ürün, etil ascorbik asit olmasına rağmen, gerçi %10'luk duyan şık görmediysen, hayli yüksek bir oran ve bunu cilde alışık olan kişiler kullanabilir. Ama cilde alışık değilse bunu kullanmasına pek tavsiye etmiyorum. Bundan ziyade mesela Festa bayağı uzun süre kullandım. Nerede derseniz şu an baktığımda şurada falan, yani bakalına şu çizginin aşağısına çoktan geçmiş. Ama bunu nasıl kullanıyordum derseniz, ben ilk zamanda uzun süre kullandım fakat sivilcelerimde artış olduğunda bundan şüphelendim. Çünkü dediğim gibi C vitamininde sivilce artışı oluyorsa biraz da etkin olduğunu düşünüyorum. Denenebilir mi? Denenebilir. İçerisinde ne var derseniz şu an yüzdesini inanın hatırlamıyorum ama muhtemelen %5-%6 olabilir yine. Ama içerik olarak bakayım. Sodyum ascorbik fosfor varmış mesela, bakalım bu da ağır geliyor bana. Ondan sonra sorbitol, nemlendi içerikler, niacinamid, dekaytici, dimetikon, pantenol, sodyum PCA, sodyum laktat, arginin. Arginin peptid türlerinden, yani kırışıklık aşama, yaşlanma karşıtı önlemek amaç içeriklerden bir tanesi. Yani bunu uygulamamızda biraz da yaşlanma karşıtı etkinliğini yapıyor olabiliyoruz. Ascorbit asit var, PCA var. PCA nemlendirici içerikler, gliserin, alenin, serin, valin, purin. Bakıldan gerçekten ciddi olan çok güzel içerikler var. Bundan ziyade parfüm olduğu söyleniyor, alentin olduğu söyleniyor, pantene olduğu söyleniyor. Ben bir tekrardan açamadım. Şu an kokusuna bakamayacağım ama fark edilmiyor diye biliyorum kokusu. Ay açamadım kız. Ay. Hı. Açtım dur. Yoğun kokmuyor, onu söyleyebilirim. Bundan ziyade bunun içerik listesinden bahsetmiştim yine. Yine içerik listesi burada şey olarak yoktu. Tamamen yoktu ama aktif içerikleri C vitamini türevi, sodyum, kalsiyum askorbat olarak olan türevinden düşük oranlıydı. Pantenol, niacinamid, bu iki pantenol nemlendirici, niacinamid ne karşı mı kırışıklık giderici, yani anti-aging aynı zamanda gayet güzel bir içerik sahibi, içeriklere ait bir, nasıl diyeyim, konuşamadım. Güzel bir içerik niacinamid, zaten bununla ilgili video çekmiştim, öyle hatırlıyorum. Ondan ziyade hyaluronik zaten nemlendirici içerikli ve her cilt tipine ihtiyacı olan ciltte de bulunan bir içerik. Ondan ziyade zaten meyve ekstraktı bakalına lekaj açmada çok iyi. Hassasiyet göstermeden neredeyse her cilt tipinin sevdiği bir içerik oluyor. Bunu da çok beğenmiştim. Hala kullanıyorum. Bitmedi. Şuralarda falan. Mesela bundan bahsetmedim. Bu da aynı seriden. Bu seriyi gayet beğendim ve C vitamini olarak kullanabileceğim içeriklerden. Şöyle gösterelim. Bunu da aynı şekilde. Bunları göstereyim. Hadi bunu da göstereyim. Face Lab. C vitamini serum. Ve aynı zamanda Alderma. Bu bir Türk markası. O yüzden aynı Face Lab gibi çok duyulduğunu düşünmüyorum. Böyle bir içerik var. Neyse. Muhtemelen bunun içerik listesi de burada değil. Bakıyorum. Evet. Ama aktif içeriklerini soracak olursa %3 vitamin C. Biraz minim olarak küçük onu söyleyebilirim. 2,5 oranında vitamin E, yani nemlendirme etkisi yüksek olan, daha doğrusu yüksek değil, normal, yani tamamen eksfoliasyon etmek amaçlı ya da cildi kurutacak bir türde bir şey değil bu. %1'lik de meyankık ekstraktı olan krem formda böyle pompalı bir ürün. Beğendim dersin, gerçekten çok beğendim.
Bu ikisiyle ilgilerimde azalma olduğunda kullandığım içeriklerden de ve ürünlerden de. Başka da benim şu 4 ürün dışında. Bunların dışında anlatabileceğim başka bir şey yok. Eğer ki aklınızda herhangi bir soru şartı kaldıysa. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Çünkü bu arada bunu da söylemek istedim. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.